Gülhan Karabacak'ı aramak için bize başvurdular. Osmaniye'den geldiler. Çok daha yeni bir kayıp aslında. Daha doğrusu şöyle, Temmuz ayından beri kayıp. Ortalıklarda yok. Yani nişanlamış, biricik kızları nişanlamışlar. Fakat sonra bir gün sonra nişan atılmış. Ondan sonra kızları Elif, ortalıklarda yok. Çok endişeliler. Kafamı dağıtacağım dedi. Bir daha eve dönmedi. Beraber evdeydik. Tamam. Kızım nişandan döndü işte dediğiniz gibi. Hı hı. Moral de biraz bozuktu. Hı hı. Beraberdik evde. Ben diğer odadaydım. Kızım da kendi odasındaydı. Gittim. Evet. Kızım gitmiş. Kızın gitmiş. Baktım odasına gitmiş. Eşim de ondan önce çıkmıştı. Evet. Peki. Eşim geldi az sonra, dedim Gülhan'ı gördün mü dedim. O da dedi gördüm. Banka yolunda dedi, geziyor. Hani dolaşıyor. Sabah gördün yani kızını. Sabah. Sabah kaç peki? Saat kaç? 9 çeyrekler, çeyrekte. Peki en son siz mi gördünüz Aydın Bey kızınızı? Evet, ben gördüm. Peki yani sabah evden çıktığında hiç fark etmediniz mi kızınızı? Zaten ben ondan evvel çıkmıştım. Ben de belediye, Toprakkale Belediyesi'nde çalışıyorum. İzin ayrılmıştım o günde. Tamam canım. İzini yazdırmak için belediyeye vardım. Kızını nerede gördün? Eve döndüm ben. Ha, eve dönerken mi gördün? Evet, eve döndüm, tam kapısının önünde karşı karşıya geldik. Bir bankanın önünde kızınla karşı karşıya geldi. Evet. Peki. Zaten normalde oraya gittiğimiz bir yer yani. Tamam. Sonra ne oldu? Kızım dedim, hava sıcak dedim, hadi eve gidelim dedim. Hı hı. Baba dedi, biraz dedi kafamı dağıtıp dedi, geleceğim dedi. Morali de bozgun yani, ben de pek fazla üstelemedim yani. Eve ne kadar uzaklıkta orası peki? Sizin eve yakın mı, uzak mı orası? 10-15 dakika anca. Yürüyerek 10 dakika 15 dakika sürüyor yani. Yani en son nişan, peki nişanı neden attılar? Ne oldu da nişan atıldı? Nişanı Ahmet'in annesi aradı. Nişanlısının annesi, evet. Evet, kayınvalidesi. Tamam. Anlaşamıyorlar dedi. Aha. Ondan sonra biraz bir şeyler söyledi. Senin kızın dedi, annemi babamı da sevmiyorum demiş dedi. Falan filan bir şeyler söyledi. Anlaşamıyor, Ahmet dedi istemiyor dedi. Peki senin kızın nerede tanışmış, nasıl tanıştı bu çocukla? Görücüsüyle tanıştılar bunlar, bir ay. Siz tanıştırdınız. Evet. Aha. Peki yani nişanı bozma nedeni ne? Anlaşamıyorlar dedi. Sonra da kimle kim anlaşamıyormuş? Senin kızınla iki. Benim kızımla Ahmet. Ahmet anlaşamıyormuş. Ne kadar nişanlı kaldılar? 10 gün. 10 günden nasıl anlaşamadılar? Bir ay tanıştılar, 10 gün nişanlı kaldılar. Nişanı istedi mi peki? İstedi. Kızım istiyordu. Hem de çok istiyordu. Ya niye böyle çekingen ve korkak konuşuyorsunuz? Sonuçta bir şeyden mi çekiniyorsunuz? Yok, çekinmiyorum. Niye çekiniyorum? Ha, yani biraz tedirgin görüyorum ikinizi de ben. Üzgünüm yani. Evladım yok, iki aydan beri çok üzgünüz. Bir haber alamıyoruz. Hiçbir iz yok. O kanaldan tarafa gitmiş çocuğum. Hı-hı. Acaba o kanalda mı, aylardır acısı bizi yaktı, kavurdu. Lütfen Allah rızası için çocuğumu bul Didem Hanım. Anne ve baba bir şeyler mi saklıyor? Benden gizleme, sanki benden bir şey gizliyor gibisiniz karı koca, o yüzden. Anladın mı? Sanki bir şey tam anlatmıyorsunuz bana. Daha yeni başladık ama sanki bir şeyleri böyle eksik anlatıyorsunuz. Yani nişan, ikisinin ayrılma nedeni nedir? Söyle bana gerçekten. Tamam, onu söyleyecektim az önce. Ondan sonra söyle. Daha sonra ablası aradı. Dedi ki senin kızın dedi lise zamanlarında psikiyatrik tedavi görmüş dedi. Evet. Onu dedi duyduk dedi. Esas, hı-hı, nişandan ayrılma sebebi bu dedi. Hı-hı. Kızım da bunlara bu lafları kim söylediyse, anne dedi bana bir şey olursa dedi o gün akşam hesap sor dedi. Hı-hı. Tamam. Kızım dedim beraber sorarız, kim öğreniriz dedim, beraber hani konuşuruz ederiz dedim. Hı-hı. Tamam anne dedi, bir şey yok dedi. Ondan sonra hesap sor demesi. O kanaldan tarafa gitti. Ya çekip gitmek miydi ya da kanala gitmek miydi? Yani şöyle, senin kızın tabii iki aydır bir kanala doğru yürüyor. Önce hayatına son vermek olarak değerlendiriliyor. Ama senin kızından iki aydır hiçbir şekilde haber yok. Hiçbir şekilde senin kızın eğer kendi hayatına son verdiyse eğer, senin kızının bir cesedi de bulunmamış anladığım kadarıyla. Yok, hiçbir şey. Hiçbir iz yok. Hiçbir iz yok. Sanki böyle Rojin gibi. Yani sanki böyle. Aynı benziyorlar. Allah Allah. Çok da güzel bir kızmış Gülhan. Çok güzel. Yani bayağı çok güzel. Güzeller güzeli yavrum. Kurban olurum ona. Allah Allah. Ne oluyor bu kızlara ya?
acısına dayanamıyorum. Benim canım ciğerim o. Kızım aranmadı mısın? Tek kaldım bu dünyada, tek başıma kaldım kızım aramak için. Öfkem, acımı geçti, acımı öfkemi, tek kaldım. Niye tek kaldığını düşünüyorsun? Aranmadı bulunmadı. Peki o gün nişanlısıyla hiç konuşmuş mu biliyor musunuz? Yok, konuşmamış. Ha? Hiç konuşmadı yani. Benim bir de otizmli çocuğum var şu an, o da tek kaldı. Ben tekim tabii ki. Üç çocuğum var dedin, diğer çocuğun? Üç çocuğum var, biri üniversitede okuyor, ortancıl kızım. Biri kayıp, paramparça olduk. Kayınvalidesi işte olacak Kişi hanımefendi telefon hattında. İsmini alabilir miyim arkadaş telefona bağlayacağınız? Zübeyde Hanım merhabalar. Merhaba. Siz Ahmet'in annesisiniz. Evet. Şimdi nişanı attıktan sonra siz bir nişan yapmışsınız. Elif'e gitmişsiniz, pardon Gülhan'ı gitmiş istemişsiniz. Sonra Gülhan'ı istememişsiniz. Nişanı neden attınız? Neden anlaşamamışlar? Hayır, neden anlaşamama nedenini bir türlü öğrenemedim de ben. Niye anlaşamamışlar yani? Neden ne kız demiş, ben psikolojik sorunlarım var demiş. O anda demiş yani ben bunlara şey demem konuşuşum. Ama daha çok Ahmet'i suçluyorlar şu anda şeyler. Annesi Elif Hanım. Elif Hanım bak şimdi. Onu yalan söylüyor dedi benim kızım. Bunun psikolojik sorunu var dedi. İnan dedi. O zaman da söyledi. Yalan söylüyor dedi. Ya, bak bu lafları söylüyor. Annemi babamı da sevmiyor dedi. Dediniz benim kızımı ne hale getirdiniz ya? Ne yaptınız benim kızıma ya? Ne yaptınız benim kızıma? Ben dayanamıyorum ya. Ne yaptınız kızıma? Kızım istiyorum, başka bir şey istemiyorum şu dünyada. Benim 3 tane evladım var, onlar için yaşıyorum ben. Aramadınız ya, bir defa aramadınız. Bu nasıl bir insanlık, nasıl bir suskunluk ya? Ya Allah rızası için insan, bir vicdanı olur insanın ya. Bir zerre kadar senin oğlun kaybolsaydı kapında yatar kalkardım ya. Vicdanım var, vicdanım. Biz zaten istemiyorum dedi oğlum. Ne yapayım, nasıl sorayım ben geldim? Ama ya ne olacak yani şey nedir kızın başına bir şey mi geldi, insan gider üzülür, geçmiş olsun der. Neden mi geçmiş biz olsun? Biz de üzüldük biz. Kızım söylenen lafları kabullenemedi. Yani Elif Hanımcığım senin kızının bir rahatsızlığı, ciddi bir rahatsızlığı yoktu. Yok, bir psikolojik sorunu, evet, mental olarak yani bir aklında bir problemi. Yok, benim kızım gururlu kız, bir erkek arkadaşı bile olmadı. Kabullenemedi, bu ayrılmayla bu lafı söylediklerini kabullen. Kızım neredeysen gel annem. Kurban olurum, yollarına ölürüm, senin için ölürüm ya, canımı veririm. Çok özledim ya, çok görme, neredeysin, sesimi duyuyorsan. Gel ya, yaşayamıyorum, kurban olurum, gel artık. Çok özledim, çok özledim. Annem, gelmek istemiyorsun bile, bir sesini duyur. Yine gelme. Gelmek istersen annem kardeşin yandan ev tutarım, beraber yaşarsınız. Nerede olduğumu bileyim, tek kurban olduğum. Anne Elif'in büyük şüphesi. Kızının bir şeylere öfkelendiği için o yüzden nişanlısını sorumlu tutuyorsun. Hayatına son verdiğini mi düşünüyorsun? Didem. Hangisi canım benim? Didem Hanım. Hani dedi ya hesap soran ne dedi ya, o tarafa gitmiş olabilir, kızıma bir şey yapmış olabilirler. O taraflarda da görükmüş dediler, görük tanığı falan işte gördük dediler. Yani nişanlısının tarafında görenler de var. Evet. Şeyden arıyorsunuz galiba. Osmaniye Kadil'den arıyorum ben Didem Hanım. Evet, nerede bir yerde gördüğünüzü iddia ediyorsunuz, buyurun. Evet, Kadir'i Bağ Mahallesi'nde biz Gülhan'ı açık şekilde üstünde siyah şey beyaz tişört, altında siyah pantolonla gördük. 7 Mart Mahallesi'nde de görüldü. Hatta Kadir de bir yerel basında sosyal medyada paylaşılmıştı. Hı hı. Ben bir dönem yaylaya gittim. Geri geldim, komşular şey dedi. Aa dedi, yine gidiyor kız dediler. Kızın gittiğini onlar gösterdi tekrardan. Hatta arkasından da döndük, baktık çamlığa doğru gidiyordu. Yine telefon ettik, yine bilgi ama verdik. Ama 10-15 gün Kaybolduktan 10-15 gün sonra diyelim ya da 20 gün sonra o civarlarda gördük. Yani olduğuna, Gülhan olduğuna emin misiniz evet, peki? Evet, başı açıktı. Bitkin böyle, bitkin, yorgun. Sen
sanki her şeyini bitirmiş, her şeyini kaybetmiş, her şeyden vazgeçmiş bir şekildeydi. Bitkindi böyle. Evet. Yani yüzünde makyajı, şu su, hiçbir şey yoktu. Sade, düz bir şekilde, başı açık, saçları açık, aynı bu şekildeydi. Ben yerini yapacağız. Yani biz de bir arayacağız, bakacağız. Emniyet yetkilileri de görüşürüz. Onlar da yayınları takip ediyorlar zaten. Sözler ortalığı çok karıştıracak. Biz eve çağırmadık, o kendisi geldi. Suçlanan Gamze'den şok iddia. Ben de çok dedikodu duyuyorum, o zaman ben de burada yaysam. Abi Muhammed'in yasak aşkı kim? Hadi benim otele girişimi kanıtlasana, kamera kaydını kanıtlasana. O gece orada ne oldu? İlk kez açıklayacak. Hep beraber oturduğumuzda Burhan'ın dediği... Neriman, Burhan'ın vurulduğu yerde canlı yayın. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Bu başörtüsünden yani şaşırıp kalmışız. Bu başörtü nasıl geldi buraya, kim getirdi, gölden mi yoksa çıktı? Şu ana kadar eğer gölde olsaydı o çamurlu yerde o kalırdı. Niye bu buralara gelecekti? Biz geldik, Kızatı Abdullah abi de buradaydı. Polis memurları Ömer'i aradı, dedi baba gel. Ömer de beni aradı, dedi seni arıyorlar. Geldim, iki polis memuru vardı, üçüncü kişi de bendim. Geldim, a buradaydı, dedi bu Rojin'e ait mi, dedim tam bilmiyorum. Annesini aradık görüntülü, annesi dedi onundur. Yani o zaman baktık, gerçekten burada çok insan geçti. 5 tane ekip buradan geçti 13 gün boyunca. Evet. Nasıl kimse görmemiş. Şimdi Nizamettin sudan Bey. Eğer gelirse burada yamaç vardır. Yarım metre yamaç vardır. Yarım metre. Buradan evet. Buraya atlamaz. Doğru, ya da belki biri getirmiş. Eğim ya da kumun var. Altındaymış. Eğer kumun altındaymış, saklamış da birisinin ayağını dökmüş, yani çıktı, o da olabilir. Yani ben kesin bir şey demiyorum. Rojin'in başörtüsünden başka bir iz yok. Örtüsünün üzerinde kum vardı ya. Mümkün değil o. Baksanıza yani sanki kıyıya vurmuş gibi. Biri alıp bıraksa orada farklı durur. Yani enteresan bir görüntü. Tuncay ne söyleyeceksiniz? Aslında kum da var. Benim... Üzerinde kum da vardı var. Ama kuruydu ya. Kuruydu. Saat kaçtı? Saat sanki o zaman 3 olmuştu yani. Evet. Öğleden evet. Sonraydı buldular. Buyurun avukatımız bir şey aslında söylüyor. Aslında o kum benim dikkatimi çekti. Eğer denizden gelmiş olsaydı bir tarafı kum bir tarafı şey olmazdı. Denizden gelmiş olabilir. Yetkililerin dediği gibi biri alıp oraya da koymuş olabilir. Ama tabii düşünüyorum. Şu anda günler sonra evet, bunu, ama ondan bunu söylediler. Şöyle Nizamettin Bey, ama fakat sizin kızınızdan geriye sadece o başörtü mü geldi? Başka hiçbir şey, terlik niye gelmedi? Hadi terlik şeye saplandı diyelim. Yani çok enteresan, sadece başörtüsü var orada. Bir de zaten iğneyle tutturmuyor mu başörtüsünü Rojin? İğneyle de tutturuyor. Nasıl çıktı ben anlamadım gerçekten. Çok bilmiyorum iyi. Onu daha artık iğneyle tutuyor, bağlamayla yapıyor, onu bilmiyorum. Yani dediğin gibi her şekilde soru işareti insanın aklına geliyor. Başörtüsü geliyor, terlik niye gelmiyor? O şekilde de insanın aklına geliyor. İnşallah suda da gel, sağdır yaşıyor. Hepimiz o sevinci yaşayacağız inşallah. Annesiyle saat 18.15'te görüşüyor. Görüntülü konuşuyor, doğru mu? Evet. Tamam. En son o konuşmuştu onunla. Peki. Kızınızla görüntülü olarak konuşmaya başladığı anda odasında mı, konuşma odada mı başlıyor Nizamettin Bey? Yok, dışarıda konuşmuşlar, 11 dakika sürmüş. Dışarıda neredeymiş? Hal hatırını sormuş, o da demiş ben markete gideceğim. Dışarıda nerede efendim? Konuşmuş? Yani yurdun bahçesinde mi? Nerede konuşmuş tam olarak? Konuştuğu yeri görmüş mü? Herhalde yurttan çıkmış, yurdun çıkışında markete yakın. Şimdi o yurdun çıkışı dediğiniz yer bina olarak yurdun çıkışı diyorsunuz. Ama orası aslında üniversitenin bahçesi, doğru mu? Evet evet, üniversitenin bahçesi, üniversiteye aittir. Tabii üniversiteye ait. Yani yurt binasından turnikelerden geçiyor ve dışarı çıkmaya o sırada görüntülü olarak evet. Annesiyle görüşüyor. Evet. O turnikelerden geçerken görüşme başlıyor. Kızınız markete doğru mu yürüyor? Bana öyle dediler. Yani markete yakın oraya kadar konuşmuşlar. O da demiş ben markete gideceğim.
Demiş kızım eğer aldıysan hemen dön, geç kalma. Yurda gidersin. Peki şimdi saat 18.15'te annesiyle görüşüyor. Yaklaşık 11 dakikalık eşinizle bir görüşme gerçekleştiriyor. 18.26'da annesiyle yaptığı görüşme bitiyor. Bu görüşmede, görüntülü görüşme yaparken de alt komşunuzun internetini kullanıyor sizin eşiniz. Şimdi markete gideceğini söylüyor ama markete gitmiyor bildiğimiz kadarıyla. Öyle diyorlar, gitmemiş. Peki markete gideceğini söylediği halde markete gitmiyor, sonra kızınız yurda mı dönüyor? Oradan itibaren daha kayboluyor, yurda dönmemiş. Dönseydi kameralara takılırdı. Peki, gitmemiş yani şeye doğru gelmiş, sahile doğru gelmiş. Şimdi ben kameraları izledim, sonra merkeze gittik. Evet. Üç kamerada görünüyor. Son kamerada daha görünmüyor. Orası karanlıktır. Daha rojin hiç görünmüyor. Orada son mobasa kamerasından görünmüyor. Dört tane kameraya takılıyor gelirken. Üçsini izledik. En son kamerayı oradan çıkmıyor. Yani oradan görüntü yok son kamerada. Bir de hani o ayakkabı beyaz oluyor ya. Evet. O ışık veriyor onun üstüne. Teliktir ayağında. Ayağında telik var. Ben orada baktım daha net görünüyor merkezde. Aha. Büyük ekranda bana gösterdiler. Orada yani ayakkabı falan yoktur. Teliktir. Kameralara yansıdı. Sırra kadem bastı. Orada yürüyen bir görüntü Cuma günü ekranlara getirdik ya. Cuma günü ekranlara getirdiğimiz görüntü önce benim kızım olmayabilir dediniz. Sonra farklı açılardan izleyince onun rojin olabileceğini düşünüyorum dediniz. Ama sonra kızınızın aşağı bu taşların olduğu yere doğru, sahile doğru yürüdüğünü gösteren kameralarda sizin kızınız görülmüyor. Doğru mu anladım? Son kamerada görünmüyor. Dört tane mobasa kamerası vardır, bana gösterdiler, izlettirdiler. Evet. Üç tanesinden hatta ilk kamerada ondan daha güzel görünüyor. Nettir, rojin olduğunu. Terlik de sarı diyor, orada net görünüyor. İkinci kamerada da görünüyor. Üçüncüde de görünüyor. Dörtüncüye geçerken dörtüncüde ne sarı vardır, ne de görünüyor, ne de orada geçen var. Ne roj geçmiş, ne herhangi birisi geçmiş. O Allah bant, Allah. Kaldırım gibi. Görünüyor ama geçen yok. Kim gelirse üniversitenin içine giriş çıkış her tarafta kim gelirse ne yaparsa yapabilir, olabilir. Belki birisi orada beni rojini takip etmiş. Allah Allah. Belki birisi götürmüş o telefonu ve eşyaları oraya bırakmış. Peki bu kampüsün... Son kamerada rojin yok abla, çıkmıyor, aşağı doğru çıkmıyor. O zaman sizin aşağı kızınız... Aşağı doğru da giderken görüntü hiçbir şey yok. Rojin'in eşyaları hedef şaşırtmak için mi bırakıldı? Bu çocuk, genç kız kendi hayatını son verecek bir durumda değil. Hadi diyelim öyle bir şey yaptı. Kulaklığı oraya bırakıyor, telefonu oraya bırakıyor, keki bırakıyor. Suyu da böyle nizami olarak yan yana diziyor. Sonra da diyor ki ben bir bunlar böyle burada geride bir kalsın. Ben görün içine gideyim, kendi hayatıma son vereyim. Yani insan o sırada ne cep telefonunu düşünür, ne kulaklığı düşünür, ne keki düşünür, ne şeyi düşünür. Yani çok enteresan ya. Yani özellikle sahile bırakılıp sanki sahilde genç kız hayatına son vermiş gibi bir izlenimi kim yarattı? Yani kim böyle bir şey yaptı o zaman? Çok enteresan bir şey. Yani öldürenler mi yaptı? Yoksa aslında geç bulunduğu için yurtta çalışan birileri mi yaptı? Ne oldu anlamadım ben Nizamettin Bey. Yani çok enteresan bir durumla gerçekten karşı karşıyayız kızımızla ilgili. Biz de şaşırıp kalmışız yani, gölde yok, burada yok ama nasıl olmuş, nereye gitmiş yani. Bu insan eğer şimdiye kadar bir şehirde ya bir kazalarda ya bir ilçelerde dışarı çıkmışsa hiçbir insan onu görmemiş mi? Ondan da insan şaşırıyor. Hiçbir iz yok. 17 gün, 17 gündür az bir şey de geliyor yani ya.